Telefonla devam edelim. Bir izleyicimizin sorusu var. Yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Benim sorum şöyle olacaktı hocam. Buyurun. Benim anneannem var. Kendisi 94 yaşında. Evet. Kendisinin oğlu yok. Annem bakıyor. Annemin herhangi bir emeklisi, hiçbir şeysi yok. Yani babamın da bir emekli maaşı var. Kendisi 94 yaşında olduğu için Ramazan onu tutamıyor. Buna yani isteğe düşüyor mu? Ne yapmamız lazım? 94 yaşında. Evet, herhangi bir geliri yok. Hiçbir şey geliri yok. Sadece 65 maaş alıyor. Oruç tutamıyor. Dolayısıyla oruç fidyesi vermemiz icap eder mi diye soruyorsunuz. Evet, evet. Vermeye de gücü yetmiyor. Vermeye gücü yetmiyor. Rabbimizin affına kalır. Rabbimizin lütfuna kalır. Rabbimiz bağışlasın inşallah. Ama vermek isteyenler olursa hocam, oruç fidyesini vermek isteyenler olursa teyzemizin namına, onun adına yakınları vermek isterse gayet güzel. Mevla kabul buyursun. Onlar da sevap kazanırlar. Onlar da sevap kazanırlar. Evet. Teyzemize izliyorsa size de selam ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Peki devam edelim ama telefonla devam edelim. Bu arada hatırlatmalar var. Telefondan sonra yapalım o hatırlatmalarımızı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Televizyonun sesini kısalım, telefonla anlaşalım. Sakarya, buyurun. Duyabiliyor musunuz Sakarya bizi? Evet. Yayındasınız şu anda, buyurun efendim. Evet. Ben şimdi sorum şuydu o zaman. Benim ablam 73 yaşında, evet. Ben de 71 yaşındayım. Ablam şeker, kalp, tansiyon, hepsi var. Evet. Doktor yasaklıyor, evet. Oruç tutmayı. Aynı şekilde ben de öyle. Ama bu tutamadığımız günleri birbirimize verebiliyor muyuz? Fidyesine. Şu ana kadar böyle mi yaptınız siz? Birbirinize mi verdiniz oruç fidyesini? Birbirimize verdik geçtiğimiz yıl. Geçen yıl oruç fidyelerini kardeşler birbirine vermiş hocam. Bu sene acaba soralım demişler. Uygun olur mu? Doğru mu yapıyoruz? Efendim, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun, şifalar diliyoruz. Bey, benim bilgime, benim anlayışıma göre doğru yapmışlar. Yani diyelim ki biri tutamadığı orucun fidyesini kardeşine veriyor. Evet. O da tutamadığı orucun fidyesini buna veriyor. Kardeşine veriyor. İkisinin yaptığı da doğrudur. Peki devam edelim. Bekir Bey'in sorusu var. Şöyle soruyor. Hayırlı yayınlar dilerim. Benim sorum şöyle. Oruç fidyelerini ya da zekatlarımızı dilencilere verebilir miyiz? Efendim eğer fakir olduğundan, muhtaç olduğundan eminsek verebiliriz tabii. Bazı kişi var ki tabii bunu meslek edinmiştir. Yani Kur'an'da da Rabbimiz buyuruyor. Bazı kişiler var ki edebinden, hayasından dolayı sizden ısrarla isteyip durmazlar. İşte onları bulunuz. Yani fidye vereceğim. Oruç tutamadım, fidyesini vereceğim. Ya öyle edepli bir komşum var ki adam fakirliği sinesine çekiyor. Kızı üniversiteye gidiyor ama çocuğun cebinde harçlık yok, veremiyor da bunu. İşte ama katiyen gelip de benden de istemiyor. İşte onu bil diyor, ondan haberdar ol. Bu yardımı ona götür diyor yani. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.